Bismillahirrahmanirrahim. Dün Mümtehine Suresi 1'i işlemiştik. Yok, 3'e kadar geldim hocam. 3'ü de işledik. 4'e geldik. Evet. Pardon. 4'e kadar geldik mi? Allah Allah. Ben nasıl unutuyorum ya? O zaman 4'ten başlıyoruz. Başlıyoruz. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki, biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarımızdan gerçekten uzakız. Sizi tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir. Ancak İbrahim'in babasına sana bağışlanma dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez demesi hariç. Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve içten sana yöneldik, dönüş sanadır. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim ve onunla birlikte olanlar da sizin için güzel bir örnek vardır. Nedir o güzel bir örnek? İbrahim, müşrik bir toplum içinde büyüdü, yetişti. O eşyanın dilini çözerek göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ı buldu ve Allah da onu eğitti, Nebi Resul seçti. İşte o müşrik bir toplum içinde bir peygamber öğretisine başlangıçta muhatap olmadan eşyanın dilini çözerek Allah'ı bulması demek ki o Malezya'da değişik ormanlarda bir kavme peygamber gelmeden onlar nasıl cennete cehenneme gidecek sözlerini bu alt üst ediyor, yok ediyor. Yani her insanın öz içinde bir Resul var. Çünkü ne diyor ayette? Araf suresi 172'de Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişti. Nefsiniz buna şahit olsun. Biz bundan habersizdik dememeniz için böyle yaptık ifadesi kullanıyor ahiret aleminde. İşte her insan demek ki gökleri ve yeri yaratan Allah bulacak nitelikte. Allah da mutlaka ama mutlaka doğru yolu gösteren bir elçiler, bir resuller gönderiyor. İşte o resulleri dinleyip doğru yolu buldukları zaman Allah ona cennet vaat ediyor. Yani o örnek vardır derken onu anlatıyor. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki biz sizlerden ve Allah'ın dışındaki taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Ne demek? Gökleri ve yeri yaratan bir tek Allah var. Rızık veren Allah, öldürüp dirilten Allah, yaşam hayat veren Allah, insanlara nefes veren, oksijen veren Allah, bu her şeyi veren Allah olsun. İnsanlar Allah'ın dışındakileri ilah ve Rab edinsin. Hani Enbiya suresi 22. ayette diyordu ya, eğer gökleri ve yeri yaratan bir tek değil de birçok Allah olsaydı fesat çıkardı diyor. O zaman bir tek Allah var. O da yaratan, öldüren, dirilten, hesap soran Allah. Sizi tanımayıp inkar ettik. Yani siz müşriksiniz. Biz sizin din ve yaşam biçiminizi kabul etmiyoruz. Sizinle aramızda Allah'a bir olarak İman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir ifadesi kullanıyor. Hani Fetih suresi 29, Mücadele suresi
22. ayette bunları geniş bir biçimde anlatıyordu. Ancak İbrahim'in babası sana bağışlama dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez ifadesi kullanıyor. Peki bağışlama dileyeceğim diyor. Sonradan vazgeçiyor. Neden? Bu da Tevbe suresi 114. ayette. Onu bir okuyayım ben. Ne diyor? İbrahim babası için bağışlama dilemesi yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıylaydı. Söz dolayısıylaydı. Dilemesi yalnızca bir ona verdiği söz dolayısıylaydı. Kendisine onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu ifadesi kullanıyor. Yani babaları, anaları, kardeşleri, aşiretleri ve kendi oğulları olsa bile onlar Müslüman olmadıktan sonra Allah kesinlikle onlara sevgi bağı göstermenizi istemez ifadesi kullanıyor. Olay bu. Peki hocam, burada sizinle aramızda Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve kin baş göstermiştir diyor. Yani bu bir kural. Kin diyor aynı zamanda. Allah'a baş kandıranlara karşı sen de kin güdeceksin. Ancak İbrahim'in babasına sana bağışlanma dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin gücün yetmez demesi hariç. Şimdi İbrahim babasına kin gütmeyecek mi? İbrahim'in babası Allah'a yine düşman. Niye İbrahim'in babasına böyle söylemiş? Orada İbrahim babası hakkında gelecekte ne olacağı hakkında bilgisi yok. Ama İbrahim'in babası hakkında Allah onun kesinlikle geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda girdiğini öğrenince İbrahim babasını bağışlama dilemekten vazgeçti ifadesi kullanıyor. Olay bu değil mi? İbrahim de aslında ona kin güdecekti. Fakat babam belki döner, belki şey yapar diye bu düşmanlığı yapmıyordu. Belki ona umut besliyordu. Ama şey olmayınca, onun vahye gelmeyeceğini Allah bildirince o da babasına karşı o zaman kin güdüyor. Onun cevabını bu ayet veriyor işte. Şimdi o zaman buradan şu ortaya çıkıyor. İbrahim ve yanındakiler veya İbrahim'in yolunda olanlar diyorlar ki kendi kavimlerine, biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarımızdan gerçekten uzağız. Şimdi bu günümüzde de aynen bu böyle geçerli. Biz doğduk bir coğrafyanın içerisine, neyin içine doğduk? Yalanların, sahtekarlığın, kandırmanın, baskının, dayatmanın, efendim, resmi ideolojinin, her şeyin olduğu ve her şeyin birbirine karıştığı bir coğrafyada doğduk. Ondan sonra başladılar bizi o kendi kurdukları sistemin çarklarının içerisinde öğütmeye. İşte dediler ki şu kişi olmasaydı sen olmayacaktın. Efendim ne mutlu Türk'üm diyene. Efendim filançıyı seveceksin. Efendim dediler ki işte eski yazı zordu, öğrenilmiyordu. Bundan dolayı işte önderimiz geldi, bunu değiştirdi. Efendim, okula gittin, dayak, yani benim çocukluğumda hep dayak vardı. İlkokuldan
ta lisenin belli sınıfına kadar askere gidiyorsun, dayak. Karakola gidiyorsun, dayak. Efendim, tutuklanıyorsun, herhangi bir şey oluyor, dayak. Şimdi televizyona bakıyorsun, resmi ideolojiyi dayatıyorlar. Yalan. Tarih kitaplarına bakıyorsun, yalan. Din öğreneceğim diye Buhari'yi, Müslim'i, Tirmizi'yi getiriyorlar, önüne koyuyorlar. Hadislerden başlaman lazım. Sen Kur'an'ı anlayamazsın diyorlar. Oraya açıyorsun. Yalan. Cuma namazına gidiyorsun. Yalan. Cemaatlere gidiyorsun. Yalan. Yönünü nereye dönsen sağın, solun, her tarafın yalan. Hem de öyle basit yalanlar değil. 10 bin yıllık, 20 bin insanlık tarihiyle beraber yuvarlana yuvarlana gelen yalanlar. İşte İsa babasızdır derler. Biz ta 40 küsur yaşımıza kadar bunun böyle olduğuna inandık. Muhammed Allah'ın Habibidir dediler. Habibullah dediler. Allah'ın sevgilisidir. Onun yüzünü görmedenin kainat var oldu dediler. Onun adını duydun mu elini göğsüne koyacak. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyine Muhammed diyeceksin filan. Yani hukuka gitse yalan üzerine kurulmuş. Siyasete gitsen yalan üzerine kurulmuş. Din öğreneyim diye orijinal Kur'an hariç hangi esere gitsen, tefsirlere gitsen yalan, şirk hepsi birbirine karışmış. Aklına, hayaline ne gelirse yalanlarla örülü bir dünyanın içerisindesin. Dolayısıyla bizim İbrahim ve yanındakilerin yaptığını yapmaktan başka çıkış yolumuz yok. Peki bu ne anlama geliyor? Bunu yapmazsan ne oluyor? Yani böyle bir dünya var. Ve alternatif olarak, hedef olarak da bu dünyanın içerisinde işte bir yaşam sunuyorlar. Medyasıyla, siyasetiyle, eğitimiyle, okullarıyla, aklına ne gelirse her türlü yoldan seni bağımlı yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yalana karşı biz sizin taptıklarımızdan uzağız demekten başka bizim başka hiçbir çaremiz yok. Bunu demediğimiz zaman ne oluyor? Onların sunduklarıyla veya onların bizi içine çektiği yalanlarla Allah'ın gönderdiği vahyi sentez yapmış oluyoruz. Bunu yaptığın anda da işte Ehl-i Sünnet olsun, Şia olsun birçok şey bunu yapmış. Hemhal olmuş. Mevcut hangi statüko rejim varsa bunu sentez yapmış. Bunun sonu şirktir. Sonra da o şirkten kopamıyorsun. O şirk seni yuvarlayıp gidiyor. Kafir olarak da ölüp gidiyorsun. Dolayısıyla Allah'ın dışında taptıklarımızdan gerçekten uzağız. Bunu söyleyebilmemiz lazım. Bunu eğer söyleyebiliyorsak o zaman ikinci adım ne oluyor? Ha, böyle bir rejim sistem değil. Allah'ın emrettiği gibi bir dünya. Yani Kur'an'a ve vahye uygun bir dünyanın kurulması gerekiyor. Peki orada ne var? İşte o zaman Müslüman olarak onu da bilmek zorundasın. Yani alternatifini hazırlamak zorundasın. Barış istiyorum, adalet istiyorum, mutluluk istiyorum, huzur istiyorum dediğin zaman bunları bu topluma nasıl sunacaksın? Ve toplumu nasıl idare edeceksin? Bunun hazırlığını da yapman lazım. Dolayısıyla demek ki bunu yapmayanlar, yani şirk toplumuna hayır diyemeyenler İbrahim'in yolundan gidemez. Mümkün değil yani. Dolayısıyla bu ayette bize gösteriyor ki biz reddetmek durumundayız ve diyor ki Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve kin baş göstermiştir. Yani bu öyle böyle ben şöyle düşünüyorum gibi bir şey değil yani bu. Hani sen atıyorum şu takımı tutuyorsun, ben de filan takımlıyım. Böyle bir şey değil. Basbayağı 180 derece birbirine zıt bir yaşam biçimi ve bunu bilinçli olarak yapmak zorundasın.
sizinle aranızda kin baş göstermiştir diyor. Düşünebiliyor musun? Çok müthiş bir şey bu. İşte Müslümanlar veya ben Müslümanım diyenler bu kini gütmedikleri için, dininin kinini gütmedikleri için her zaman geçmişi unutuyorlar. Karşı tarafın hafif bir gülümsemesinde gidip onun tuzağına düşüyorlar. Ondan sonra da içinden çıkamayacakları zulümün muhatabı oluyorlar. Ve bugün yeryüzündeki emperyalistlerin ayaklarının altında eziliyorlar. Bu kini güdebilselerdi, ben Müslümanım diyenler kendi ülkelerinde emperyalistlerin uşaklığını yapan insanları başlarına yönetici yapmazlardı. Onlarla ölümüne kararlı bir şekilde mücadele ederlerdi. Ama yapmıyorlar maalesef. İşte bu kini gütmemenin bedeli, onu takip etmemenin bedeli ne olarak geri dönüyor? Aldanma, felaket, fakirlik, borçlanma, zulüm, topraklarını kaybetme, en sonunda da acı bir şekilde müşrik olarak ölüme kadar gidiyor bunun sonucu yani. Dolayısıyla bakın diğer topluluklara, yani gayrimüslim topluluklara dönüp dolaşıp hep kendilerinden birine destek verirler. Onlarla birlikte hareket ederler. Hiçbir zaman ben Müslümanım diyene, hak yolun yolcusuyum diyene asla destek vermezler. Arkasında durmazlar. Yani ne kadar kötü olursa olsun onun kendi adamları, kendi adamlarını seçiyorlar. Ama ben Müslümanım diyenler aynı dik duruşu sergileyemiyor. Niye? Bu kini gütmüyor. Yani işte yumuşak karnı var, para, refah, çocuk, gelecek bilmem ne derken bir taraftan aldanıp tuzağa düşüyorlar. Tabii bu daha dünyadaki çekilen çile. Şimdi bunun ahiretini benim söylememe gerek yok. Kur'an zaten birçok ayette bu o azabın nasıl şiddetli olduğunu gösteriyor. Yani İbrahim kin gülüyorsa biz de kin gütmek zorundayız. Neden kin gütmek zorundasın? Bu kini gütmezsen zayıflıyorsun. Aldanıyorsun. Aldandıktan sonra da güçten kuvvetten düşüyorsun ve yeryüzüne zalimler yeniden hükmetmeye başlıyor. Onun için Müslüman dininin kinini güden insandır. Beş. Rabbimiz inkar edenler için bizi fitne, deneme konusu kılma ve bizi bağışla Rabbimiz. Şüphesiz sen üstün ve güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin. Rabbimiz inkar edenler için bizi fitne konusu kılma. Bizi bağışla Rabbimiz, şüphesiz sen üstün ve güçlü olansın, güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin. Bu ayeti de hocam Araf suresi 173. ayet açıklıyor. Tamam hocam, Araf 173'ü okuyalım. Daha önce de okumuştuk ama tam yeri gelmişken şimdi tekrar okuyalım. Araf 173. İstersen 172 ile beraber okuyalım. Çünkü tamam. Sürekli bu tekrar edilip duruyor. Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. Şimdi burada ya da bizden önceki önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri
batıl olanların yüzünden, yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememen için. Yani burada bir önceki ayette ne diyordu? Yani insanın temeline hem doğruyu hem de yanlışı fark edecek yeteneği, feraseti vermiş Allah. İşte insan kendi kendisine, yakını, akrabası, çevresi, bulunduğu topluluk Allah'ı inkar etse, müşrik olsa bile o kendisini arındıracak nitelikte yaratılışı var diyor insanın. İşte bak, 173. ayette onu anlatıyor. Yani bize bu yetkiyi ve sorumluluğu ve feraseti verdi Allah. Eğer bu yetki ve sorumluluğu vermemiş olsaydı, bizden öncekiler puta tapıyorlardı. Biz de ondan dolayı puta taptık mazeretini uydurmamak için böyle yaptık diyor. Şu ne kadar güzel insan yaşamına konulmuş bir şey değil mi? Hani diyorlar ya, Allah bize kötülüğü programlıyor. Biz de o kötülüğü programladığı şekilde yapıyoruz. Ahiret aleminde gel bakalım, gir cennete, cehenneme diyor dedi. Oysa Allah kötülüğü programlamıyor. İki yol tercihi koyuyor insanlara. Bir kötülüğe gitme yolu, bir de iyiliğe gitme yolu. Sen bunlardan kötülüğü tercih edip kötülük yoluna gidersen Allah senin o yoldaki malzemelerini veriyor ama seni cehenneme atıyor. Sen o yolda yürüme diyor Allah. Olay bu değil mi? Yani burada kader anlayışını da ortadan kaldırıyor Kur'an. Yani insan kendi kaderini ergenlik yaşına geldikten sonra kendisi çiziyor. Hiç kimse Allah insanın kaderini cennete veya cehenneme gidecek şekilde yazıp da onu planlayıp programlamıyor. İnsana yolu gösteriyor. Doğru yolu, yanlış yolu kim tercih ederse gitmiş olduğu yollardaki malzemeyi de Allah insanlara veriyor. Ve dileyeni dilediği şekilde ve kendi özgür iradesiyle yol tercihini kullanma hakkını kendisine veriyor ve sınava tabi tutuyor. İşte bu sınavı kaybedenler cehenneme, sınavı kazananlar da cennete gidecek diyor. Allah öyle diyor. Peki hocam, bu 5. ayette inkar edenler için bizi fitne konusu kılma. Yani buradan murat edilen ne? Yani şimdi Müslüman nasıl fitne konusu kılınıyor? Yani ben orayı tam anlayamadım. Fitne nedir? Fitne, önce onu düşünmek gerekiyor. Fitne öldürmekten beterdir diyor bir ayette. Yoldan yani sapma. Fitne, hayır, insanların dünya hayatında Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre yaşamamanın adıdır fitne. Cehenneme kendisini hazırlama adıdır fitne. İşte o inkar edenler cehenneme kendini hazırlıyor. Onlar inkar etti diye biz de onlar inkar ettiğinden dolayı inkar ettik dememenin için böyle yaptık diyor. Onların izinden peşinden gitmeyelim diyor. Bunu istiyorlar yani. Bak, bununla ilgili çok ayet var. Diyor ki bizden öncekiler inkar etti. Biz ondan dolayı inkar ettik dememeniz için ifadesi kullanıyor Kur'an'ın çok yerlerinde. İnsanlar kendilerinden öncekiler inkar etti diye inkar etmesi gerekmez. Hani atalarımız bu yolu takip ettiler. Siz de onları araştırıp doğruyu bulmanız gerekmez miydi? Siz onların gittiği yoldan değil doğru yolu bulmanız gerekmez miydi ifadesiyle uyarı veriyor Allah sürekli. Evet. Günümüzde zannedersem yapılan en büyük yanlışlardan birisi de bu. Yani toplum kendinden öncekini takip etmese bile, etmek istemese bile bir şekilde arkasından, önünden resmi ideolojiyle, statükonun dayatmasıyla bir şekilde şey yapıyorlar, o yola sokuyorlar toplumu yani maalesef.
O zaman bu dua formatında gelmiş olan bir ayet aslında yol gösterici olan bir şey. Aynen bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme diyor diye Bakara 286'da. Aynen. Aynen da gelmiş bir ifade. Andolsun onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umut edenlere güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirecek olursa artık şüphesiz Allah gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamid, övülmeye layık olandır. Andolsun. Onlar da sizin için Allah'a ve ahiret gününü umut edenlere güzel bir örnek vardır. Kur'an'da Müslüman olanlar ahirete kesin cennete gideceğiz ifadesiyle hiçbir ayet yok. Hep umut edenler ifadesi kullanıyor. Peki kim umut ediyor ahirette cenneti? İman eden ve salih amel işleyenler, inkar edenler ve zulmedenler cenneti umut ediyor mu? Etmiyor. Onlar zaten inkar ediyor, kabul etmiyor. Ahirette cennet ve cehennem diye bir şey yok diyorlar. Umut edenlere güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirecek olursa artık şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hamid, ölmeye layık olandır. Yani siz inkar etti diye haşa Allah'a bir zarar verecek durumunuz yok. Allah siz inkar etseniz de inkar etmeseniz de Allah'a göre hiçbir fayda ve zarar yok. Sadece sizin iman ve salih ameliniz kendi yararınıza, inkar ve zulüm yapmanız da kendi zararınızadır mesajı veriyor. Peki, ben burada Gazi Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Gazi Hocam bu ayette diyor ki, onlarda sizin için ahiret gününü umut edenlere güzel bir örnek vardır. Kimde? Mesela İbrahim'de. İbrahim'in yolunda olanlarda. İbrahim'in örnekliğini nasıl alacağız biz? Yani Yahudilerin hadis kitaplarından mı, Hristiyan tarihçilerden mi, nereden öğreneceğiz? Hocam İbrahim'in örnekliğini tabii ki Allah'ın vahyinden, Rabbimizin bize gönderdiği Kur'an'dan öğreneceğiz. Bir başka bir Yahudinin, bir Hristiyanın tarif ettiği kitaplardan değil tabii ki. Mesela İncil'i, Tevrat'ı bunlar tarif ettiler. Oysa o da Kur'an anlatıyordu o kitaplar. Şimdi Allah'ın ayetlerinden bu örnekliği alacağız. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Allah'ın yarattığı tüm melekütü böyle sırasıyla izliyordu. Güneşi, ayı, yıldızı. İşte onu da arayıp da doğru Allah'ın yolunu bulduğu için, Allah'ı tanıdığı için, onun için biz de Allah'ın vahyinde bunu öğrenmeye çalışacağız. Bundan başka da bir çıkış yolumuz da yok zaten. Peki İbrahim'in Kur'an'daki sözlerinin haricinde muhtemelen İbrahim de 70 yıl, 100 yıl hayat yaşadı. O hayatın içerisinde başka şeyler konuşmadı mı? Onun sözlerinin bizim için bağlayıcılığı yok mu? Şimdi hocam eğer o vahyin dışında bir şey konuşmuşsa o ayrı bir konu. O bizi bağlamaz. Şimdi peygamberler Allah'ın vahyi dışında bir şey konuşamazlar. Mümkün değil din adına. Allah'ın koyduğu sistem adına bir şey okuma yetkileri de yoktur. Söyleme yetkileri de yoktur. Yani bu tüm peygamberler için geçerlidir. Sadece İbrahim için değil. Musa için de aynı. İsa için de aynı. Hani biz Musa'ya ne vahyettikse sana da aynısını vahyettik diyor Allah. Peki, o zaman yani, İbrahim'in örnekliğini Kur'an'dan alıyoruz da Muhammed'in örnekliğini neden başka kitaplardan alıyoruz? Onu da Kur'an'dan alalım. Ya işte onu da tabii ki Kur'an'dan alacağız ama
Şimdi insanlar bu nasıl ki Allah'ın dininden alıkoydular. Şimdi bunu da Muhammed Aleyhisselam'ın adına uydurulan bir sürü hadis ve sünnet diye adı altında uydurdular, bir şeyler uydurdular. İnsanlar hani araştırmadan hani bir ayet vardı, o Müslüman odur ki araştırıp doğruyu bulandır. Şimdi Müslüman araştırıp doğruyu bulması gerekiyor. Tabii ki biz bunu da Muhammed'in bize söylediği Kur'an'dır. Onun dışında bir şey söylememiştir. Tabii ki bunun adına bir türlü hadisler uydurdular. Bir sürü din adı altında bir sürü iftira ederek Allah'ın peygamberine işte bu peygamberimiz böyle dedi, şöyle dedi. Oysa ki Allah'ın kitabında Allah'ın söyledikleri dışında hiçbir şey söylememiştir Peygamber Efendimiz de. Yani kim onun dışındaki kitaplara tabi olursa işte doğru, dost doğru yolda sapmıştır demektir diye düşünüyorum hocam. Eyvallah. Yani burada birileri Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğini Kur'an yetmez, işte hadislerden, rivayetçilerden, sahabelerden almak durumundayız diyorlar. Yoksa din eksik kalır diyorlar. Ama aynı Kur'an İbrahim'in örnekliğini de bize şart kılıyor. Yani bütün Resullerin örnekliğini şart kılıyor. O zaman birisi de gider der ki o zaman İbrahim'in örnekliğini de Yahudi rivayetçilerden öğreneceğiz. İsa'nın örnekliğini Hristiyan rivayetçilerden öğreneceğiz. Buna da itiraz etmemen gerekir. Eğer Muhammed'in hadis diye söylediği, yani Kur'an'ın dışındaki sözleri gerekliyse, davranışları, İbrahim'inki de gerekli, Musa'nınki de gerekli, İsa'nınki de gerekli. Onlara da o zaman reddetmemen gerekir. Fakat o kesim zaten tezat olmuş, çelişki olmuş. Pek fazla da onlar için bir önemi yok yani. Çelişkisizlik ilkesinden yola çıkmadıkları için kendi mezheplerini nasıl meşrulaştırabilirlerse o şekilde her yolu kabul ediyorlar. 7. Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslediğiniz arasında bir sevgi bağı kılar. Allah güç yetirendir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besledikleriniz arasında bir sevgi bağı kılar. Nasıl kılıyor sevgi bağı? Düşmanlık besledikleriniz arasında. Onlar iman ederlerse o zaman senin kardeşin oluyor. Aynen diyor ya, artık bugünden sonra onların yemekleri size helal, sizin yemekleriniz onlara helaldir diyor. Yani oradaki asıl mesele, hani siz onlara güzel davrandığınız zaman, hani bir ayette diyordu ya, onlar dağın uzak yamacındaydı. Siz ise vadinin yakın kenarındaydınız. Kervan ise vadinin alt yanındaydı ifadesi kullanıyor. Bu kervan ifadesini bildiğimiz hazine yüklü develer değil, kervan kelimesi size o inanmadığı halde siz onlara da karşı güzel davranışlarınız onları iman etmeye doğru meylettiriyor ve bundan dolayı size onlar destek verir anlamında kullanıyor. O inkar edenler, hani Hazreti Musa ne demişti? Ey Müslümanlar, gelin Firavun'a karşı birlik ve beraber olalım. Onun yaptığı zulmü ortadan kaldıralım. O Müslüman olanlar dediler ki biz de isteriz onu ama Firavun'un karşısında çıkacak bizim gücümüz yok. Ve dolayısıyla gidin siz ikiniz, Harun ve sen Musa, onunla savaşın dedi. Onlara 40 yıl körlük ve yoksulluk tattırdık ifadesi kullanıyor.
İşte bunlar içinden, hani o düşman olanların içinden büyücüler gelip Hazreti Musa ve Harun'un yanında yer almadılar mı? Neden aldı onlar? Onlar o gerçekleri öğrendikten sonra hemen biz de Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun da bunun karşısında ne dedi? Ben izin vermeden mi bunu yaptınız? Sizin çaprazlama el ve ayaklarınızı keseceğim, hurma ağaçlarını da sallandıracağım dedi. İşte demek ki siz ona hakkı, hakikati onlara, düşman olduğunuz insanlara öğrettiğiniz zaman o müşriklerden, kitabı elinden grup grup insanlar geldi, Müslüman oldular. Bunlar kolay Müslüman olmadı. Bunu anlatıyor ayette. Yani hani bir kişi size kötülük yaptığı zaman onun karşılığında güzellikle iyilik yapın diyor. Göreceksiniz ki onların size karşı yumuşadığını hissedeceksiniz diyor. Yani siz nasıl daha önceler onlar gibi müşrik, cehalet karanlığı içindeydiniz, nasıl inandınız ve Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre kendinize yettiniz, belki onlar da, siz onlara anlattığınız zaman onlar da kendi din anlayışlarını değiştirir, Müslüman olurlar ifadesi kullanıyor. Zaten her insanın öz içinde gelen Resullerin sözlerini tasdik eden, doğrulayan bir takva Resulü var. İşte o takva Resulü o insanlara gelen Resul'e iman etmeye davet ediyor. Hani şehrin öbür tarafından koşarak bir adam geldi dedi ki Resullere uyun çünkü onlar yalan söylemez. Onlar ücret alıcı da değildir. İfadesiyle inkar edenlerin öz içindeki takva Resulü haykırarak bulunmuş olduğu topluma ilan ediyor olayı. Evet. Peki arkadaşlar, şimdi 7. ayete geldik. Başka sormak istedikleriniz veya eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Yani benim anladığım 7. ayete kadar Allah Müslümanları uzun bir yolculuk için stratejik bir şekilde hazırlıyor. Çünkü hep dönem dönem insanların kendi akrabaları da başka yolda olabiliyor. Onun karşısına dikiliyor. Kendi çocukları başka yolda olabiliyor. Dolayısıyla Müslümanın sevgisi, tavrı, desteği, eylemi hak ve batıl ekseninde olmak durumunda. Hani bazıları şöyle de diyorlar yani, ya olsun bu adam şöyle şöyle ama bu iyi bir yönetici, bu iyi bir işte profesör, böyle söylüyorlar. Oysa Allah senin yolundan gitmediği sürece, hakka teslim olmadığı sürece onlara karşı güvenmeyi, sevgi bağı göstermeyi, onların yolundan gitmeyi kesinlikle ve kesinlikle yasaklıyor. Zaten bir Müslüman veya ben Müslümanım diyen kişi bunlara uymuyorsa onun imanında da bir problem, bir sorun vardır. Eğer Müslümanlar, iman edenler, ettiğini söyleyenler bu ayetlere uysa kendiliğinden bütün Müslümanlar bir güç haline gelirler. Onlara uymadığından dolayı bir kısmı orada, bir kısmı burada, bir kısmı... Mesela bugün bazı cemaatler var. Şeytanla, her şeyle, herkesle, Allah'ın dinine düşman olan her şeyle işbirliği içerisine girebiliyor.
hiçbir beis görmüyor. Yeter ki onlar kendi alanlarında kendi paralarını çoğaltsınlar, kendi varlıkları devam etsin. Yani İslam düşmanları ülkeyi işgal etmiş, İslam düşmanları zulüm yapmış. Onlar için hiçbir önemi yok. İşte maalesef bunlar da Müslümanız diye bu toplumda geçiniyorlar. Dolayısıyla Müslüman olmak, bir de ayrıca bunun başka bir yönü daha var. Şimdi mevcut hakim olan topluma sevgi bağı göstermediğin zaman, mesafe koyduğun zaman ister istemez onlarla aranda sorunlar, sıkıntılar da baş gösteriyor. Yani evlilikte olsun, ticarette olsun, siyasette olsun, eğitimde olsun, hep onlarla çatışmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla ama bu ölçü, bu ayet seni sürekli birileriyle mücadele ettirir ama sonunda sana cennete kazandırıyor. Bu formülü takip etmezsen, dininin kinini gütmezsen bir yerde gevşersin, onlara taviz verirsin ve sentez yapmaya başlarsın. Ondan sonra da kaybedenlerden olursun. Ben cenneti kaybettikten sonra bu dünyada bir şey elde etmişim, etmemişim, kaybetmişim, kaybetmemişim artık bir önemi kalmıyor yani. Dolayısıyla eğer önemli olanı kazanmak istiyorsak Kur'an'ın bu formülü üzerinden kendimizi yenilememiz lazım. Ciddi ciddi üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Kur'an okuyanlardan da çok büyük bir kısmı bazıları bilerek, bazıları da belki farkında değiller. İslam düşmanlarıyla, Allah'a düşman olanlarla aralarında sevgi bağı var. Kin gütmüyorlar yani. Bu da aynı zamanda ya bu insanlar bu ayetlerden habersiz ya da bilgileri olduğu halde önemsemiyorlar Allah'ı. Peki arkadaşlar, başka sözünüz yok herhalde. Allah razı olsun. Yarın inşallah 8. ayetten devam ediyoruz. Allah cümlenizden razı olsun. Aleyküm.